Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli gönül dostları, aile meclisi okumalarının 26. haftasında giyim ile ilgili edeplerden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğe, erkeğin ise kadına benzemesini lanetlemiştir. Allah Celle Celaluhu insanları bir kadın, bir erkek, iki cins olarak yaratmıştır. Allah-u Teala'nın yaratışına, fıtrata müdahale etmek ise en büyük haramlardan, en büyük günahlardan bir tanesidir. Kıymetli aileler, çocuklarımıza haram ve helali öğretmek, Kur'an ve sünneti öğretmek, edep ve adabı öğretmenin ilk yeri elbette ki aile olacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayeti cellede şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından muhafaza edin. Kıymetli aileler, bunun ilk adımı da Kur'an ve sünneti, helal ve haramı, edep ve adabı çocuklarımıza öğretmekle mümkün olacaktır. Kıymetli gönül dostları, bizler de bu haftaki dersimizde bu önemli edeplerden biri olan giyinmeyi ele alacağız. Buradaki Allah-u Teala'nın ilahi emrini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin giyimle ilgili ikazlarını hep birlikte öğreneceğiz. Her zaman olduğu gibi sen anlat kısmıyla ve duamızla bu haftaki konumuzu tamamlayacağız. Bu haftaki duamız ise Allah'ım bizi giyinme nimetiyle güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Dışımıza süslediğimiz gibi içimizi de güzelleştir. Takva elbisesi nasip et. Açılıp saçılmaktan, hayasızlıktan, harama sebep olmaktan ve harama düşmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Öyleyse kıymetli aileler ne diyoruz? Hep birlikte okumaya, okuduğumuzla amel etmeye başlıyoruz.